ve Fenerbahçe'de maaşını sorun edip gitmek için uğraş veren isimle sonunda anlaşıldı. Diğer yandan şanssız isim olan taraftarların sevgilisine de talip çıktı. Evet, detaylara geçmeden videomuzu bir tıkla beğenmenizi istiyoruz ve hemen başlıyoruz. Sarı lacivertliler göndermeyi planladığı ve takım bulması için izin verdiği Miguel Crespo ile aniden sözleşme uzatma kararı aldı. Daha önce kendisine önerilen 1.2 milyon euroyu kabul etmeyen ve 1.7 milyon euro isteyen Portekizli ile senelik 1.5 milyon euroya anlaşıldı. Taraflar resmi imzaları birkaç gün içinde atacak. İsmail Kartal döneminde müthiş bir performans ortaya koysa da takım Türkiye Kupası maçındayken düğün için arkadaşlarını yalnız bırakan, fazla maaş için kapı kapı dolaşıp kendisine kulüp arayan, belki de bir yıl daha kulübede yatıp bonservissiz gitmek isteyen Crespo, umarız yeni sözleşmeyle birlikte gelişimini sürdürüp sahada eskisi gibi elinden gelenin en iyisini yapar. Bu arada Fenerbahçe'de kanat rotasyonunda iyice geriye düşen, top her ayağına geldiğinde taraftarları heyecanlandıran Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu hazırlık maçında sakatlandığı için kendisini yeterince gösterememiş, Konferans Ligi kadrosuna da yazılmamıştı. Morali bir hayli bozuk olan Mor ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak. Peki Emre Mor'un takımdan gönderilmesini ister misiniz? İsmail Kartal'ın sezon boyunca ona ihtiyacı olacak mıdır? Sarı lacivertli formayla 42 resmi maça çıkan Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.